finansal özgürlüğünüze bir an önce kavuşmak istiyorsanız bu videoyu mutlaka izlemelisiniz. Pek çok insan finansal özgürlük istiyor. Nasıl ulaşacağını bilmiyor. Nasıl ulaşacağını bilmeyince de ümidini kaybediyor. O zaman da paraları çarçur etmeye başlıyor. İşte bugün küçük küçük tasarruflarla nasıl ciddi birikimler oluşturabilir ve bir finansal planınız varsa sandığınızdan daha hızlı bir şekilde finansal özgürlüğe nasıl ulaşırsınız bunu göstereceğim. Size bir tablo hediye edeceğim. O tablonun üzerinden kendi hesaplamanızı yapacaksınız ve sizi bir web sayfasıyla tanıştıracağım. O da hedeflediğiniz finansal özgürlük rakam Buna ulaşmak için ne kadar tasarruf etmeniz gerekiyor ve kaç yıl sabretmeniz gerekiyor bunu göreceksiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Beni uzun zamandır takip ediyorsunuz biliyorsunuz ben her şeyi tablolarla bakmayı seviyorum hesap kitap seven birisiyim. Diyelim ki benim yaşımdasınız 55 yaşındasınız ve 65'te emekli olmak istiyorsunuz. Gerçi ben emekli olmak istemiyorum. Allah sağlık verirse hep çalışacağım ama finansal olarak kafanız rahatlasın. Bir daha artık çalışmasanız da geçinecek seviyede olmak istiyorsunuz. Kenarda da 100 bin dolarınız var. 55 yaşındasınız 100 bin dolarınız olabilir. Gençler için ayrıca hesaplar yapacağız söz. Ve yılda da yılda da kenara 12 bin dolar para atabiliyorsunuz. Yani ayda 1000 dolar civarında. Bu tablo bana diyor ki 100 bin dolarım varsa her yılda kenara 12 bin dolar atabiliyorsam toplam 10 yıl sonra yani 65 yaşına geldiğimde yıllık %3 getiren yatırımlar yapmışsam 271.958 bin 958 dolarım oluyor. Buna karşın %5 getiri elde edebiliyorsam yatırımlarımdan 313.824 dolar oluyor bu. Eğer yatırımlarımdan yılda ortalama %20 gibi bir getiri sağlayabilirsem de bu durumda 930 bin dolar civarında 10 yıl sonra kenarda param oluyor. Tabii ki 930 bin doları enflasyona göre oranlamak lazım ama Amerikan dolarındaki ortalama enflasyonu %3 gibi düşecek olursak biz zaten onu epey üzerinde bir oranla gittik burada %20 hesabında. Yani ihmal edebiliriz belki enflasyon düzeltmesini ama dilerseniz o detay hesabı kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi tabii aranızda bazı şüpheciler var. Onlar diyorlar ki ya nasıl olur böyle bir şey? 6 üstü 100 bin doların vardı hocam. Ayda da topu topu 1000 dolar attın kenara. Bu para sadece 10 yılda nasıl olur da 930 bin dolara dönüşebilir. Ama unutmayın burada getiri %20 yıllık getiri oranı ve bileşik getiri. Ne demek bu? Hiç para çekmiyorum içeriden. Bütün ana paramı ve bunun üzerine kazandığım getirileri biriktiriyorum. Bir sonraki yıl onun üzerinden tekrar getiri elde ediyorum. Bakın nasıl işliyor? Matematiği göstereyim. Diyelim ki ana para 100 bin dolardı. Ne oldu bir sonraki yıl? 120 bin dolar oldu. Bir sonraki yıl 120 bin doların %20'si kadar arttı. 144 bin oldu. Sonraki yıl 144 binin %20'si kadar arttı. Ne oldu? 172 bin 880'e geldi. Yani sayı sürekli büyümeye devam etti. Böyle baktığımızda ana paramız sadece 10 yıl sonra geldiğinde 619 bin dolara dönüşüyor. Matematik böyle. Peki yıllık kenara atlı paralardan akar birikim var. Diyelim ki yılın başında parayı hemen kenara koy. Biraz matematiği basitleştirelim. Varsayımsal gidiyoruz. Bu durumda 14.400 dolarınız olacak yılın sonunda. Niye? Çünkü 12.000 çarpı %20. İkinci yılın sonunda 14.400 çarpı %20. 17.280'e geleceksiniz. Bu da böyle böyle büyüyecek. Yani ilk yıl yaptığınız tasarruf 10. yılın sonunda 74.300 dolara dönüşmüş olacak. Her yıl yeni bir 12.000 dolar daha giriyor devreye. Çünkü sürekli biriktirmeye devam ediyorsunuz. Burada böyle merdiven formatında bunu görüyorsunuz. Ve bütün bu da üstte eklediğiniz zaman 10. yılın sonunda sonunda eğer %20'lik yılda getiri oranınız varsa 992 bin dolar kazanacaksınız dikkat ederseniz bu biraz daha farklı oldu. Burada 930 bin gibi gözüküyor. Bunun sebebi de tabloyu biraz basitleştirdim. Yılın başında 12 bin dolar tasarrufun tamamını biz getiriye bağlayabildik diye düşündüm. Oysa gerçek hayatta nasıl olacak? Her ay aldıkça getiri ekleyeceksiniz. İşte fark oradan geliyor. Gelin bir de %10 getiriyle nasıl oluyor ona bakalım. %10 getiriye vurduğumuzda da 469 bin dolara dönüşüyor benim param. Olucunun sonunda buradaki hesapta nasıldı? 450 bin dolardı. İşte farkın temel sebebi yine burada aylık olarak işliyor faiz. Burada ise yıllık olarak yılın başında hesaba katıp sadece basitleştirmek için ama gördünüz tablonun iş değiş mantığı böyle. E tabi bu tablo herkese uymaz. Ben sonuçta 100 bin dolarla başladım. Her ay kenara 1000 dolar atabiliyorum ve sadece 10 yıl çalışıyorum. Oysa biliyorum ki izleyicilerim arasında çok daha genç arkadaşlar var. Gelişini sizler için şu hesap kitapta biraz daha oynayalım ve finansal özgürlüğe kavuşmak için sizi neler bekler ona bakalım. Evet, diyelim ki hiç kenarda paranız yok daha. Çok gençsiniz, hiç para biriktiremediniz şu ana kadar. Olabilir, gayet normal. Sıfır dolarla başlıyorsunuz. Fakat diyorsunuz ki ben kariyerimin toplamına baktığımda sanırım ayda bin dolar ortalama da getirebilirim. Yani belki kariyeriniz başında hiç para kazanamayacaksınız, kenara hiç para atamayacaksınız ama inşallah işte öyle gitmeyecek. 20 yıl koyacağız önümüze. Yani 25 yaşında işe başlayıp 5 yaşında finansal özgürlüğe kavuşmayı hesaplayacağız. Ve orada diyorsunuz ki kendi kendinize ya ben ayda yani bin dolar ortalama tutturabilirim. Başlarda çok az olur, sonlarda çok fazla olur ama ayda bin dolara gelebiliriz. Hesap bu. Ne demiştik? 25 yaşında başlıyoruz kariyerimize. 45 yaşımızda da finansal finansal özgürlüğe kavuş. Bakın hesap şahane. 12 bin dolar yılda biriktirebilirsiniz yani ayda bin dolar 20 yıl boyunca çalışırsanız ve sadece %3 getiri elde ederseniz ulaşacağınız rakam 20. yılın sonunda 322.444 dolar. Sadece %3 getirdi. Eğer getiri %5 ise bu 396.000 dolara çıkıyor. Deminki hesaplamalardaki gibi bir yılda %10'luk getiri sağlayan yatırımlar yapabiliyorsanız sayı 687.000 dolara çıkıyor. Eğer %20 getirili yatırımlar yapabilirseniz 20. yılın sonunda 2.240.256 dolara kavuşuyorsunuz. Aspara mı ya bu? Emekli etmez mi insanı? 25'te başladık, 45'te emekli olduk ve düzenli olarak kenara her ay 1000 dolar attık. Ama o 1000 dolarımızla yüksek getiri elde etmenin yolunu bulduk. Yüksek getiri deyince de yıllık %20. Yıllık %20 nasıl bir getiri biliyor musunuz? Mesela Nasdaq borsasının eğer gidip ETF endeksine yatırım yapsanız %15-16 geliyor. Yani şu civarlarda bir sayılar gelebiliyor. O da sizi 1.229.000 dolara götürebiliyor. S&P 500 endeksine yatırım yaparsanız bu durumda yıllık %7'ler civarında ortalamada bazı yıllar daha az olabilir, bazı yıllar daha fazla olabilir ama tarihi olarak baktığımızda %7'ler civarında getiri var. Bu durumda da 491 bin dolar ulaşıyoruz. Yani öyle acayip hisse senetleri seçip mesela işte Nvidia'yı yakalayıp 7 kat gitmeklerden falan bahsetmiyorum. Burada yılda düzenli ortalama gelirler elde etmekten bahsediyorum. Bu niye çok önemli? Çünkü öbür türlü çok hırs yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki benim bir an önce paraya kavuşmam lazım. O yüzden kriptoda çok büyük risklere gireyim. O büyük risklere girdiğiniz zaman bazen kazanıyorsunuz ama maalesef çoğu zaman kaybediyorsunuz. Benim önerim daha basit. Ben diyorum ki ayda 1000 dolar atın kenara 20 yıl çalışın ama bu 20 yıl boyunca sürekli olarak yıllık %10 %20 arasında bir getiri elde etmeye çalışın birikimlerinize ve bunun Amerikan borsalarında epey karşılığı var. Hatta Türkiye'de de var. Türkiye'de de düzgün hisse senetlerinde bu sayılar pekala kazanabilir. Bırakın bütün bunları. Şu anda Türkiye'de banka faizleri %5'ler civarında. Dolar da sabit kaldığına göre dolar bazı %5 kazanmış oluyorsunuz. Böyle basit bir hesapta bile her ay kenara 1 dolar atabilen birisinin sonunda 396 bin dolara geleceğini görüyoruz. Ama 1000 dolardan fazlasını da atabilirsiniz belki. Başlarda değil ama çok çalışırsanız, yeni yan işler kurarsanız yani hakikaten kenara para atmayı hedeflemişseniz, sarruf yapıyorsanız, boşa para harcamıyorsanız o zaman ne oluyor bir ona bakalım. Diyelim ki aylık tasarruf kapasitemizi 2000 dolar çıkarttık. Bu durumda yılda 24 bin dolar atıyoruz kenara. Yılda 24 bin dolara atabiliyorsak kenara yüzde 8 getiri de 20. yılda 1 milyon dolarımız var. 10 getiri de 1 milyon 374 bin dolarımız var. 20 getiri de 4480 dolara ulaşmış oluyoruz. Mümkün mü bu? Valla bunların hepsi mümkün. Yani benim şu anda Hattin Ağaç Kulübü'nde çok sayıda arkadaşlar beraber, çok genç arkadaşlar, yurt dışında olanlar biraz daha avantajlılar ve ayda 1000 dolarla 2000 dolar arasında paraları kenara atabiliyorlar. Türkiye'de de beyaz yakalı, yazılımcı, profesyonel pek çok insan 1000 dolarla 2000 dolar arasında bir parayı kenara atabiliyor. Daha fazlasını atabilirler aslında fakat gereksiz harcamalar yapıyorlar. Bu gereksiz harcamanın arasında araba almak da var. Hatta evet belki oturacağın ev mantıklı olabilir ama ben o bile pek kafama yatmıyor. Ev almak vesaire de var. Bir de bunun dışında tabii Starbucks'lara gitme hani klasik her zaman söylenen şeydir. Gereksiz giyim masrafları bütün bunlarda. Yapmanız gereken aslında çok basit. 25 yaşında 45 yaş arasında her ay kenara 2000 dolar atacak bir kariyer. Belki kendi işinizi kurma ve düzenli yatırım yapma. Yatırımlarda da abartıya gitmeyin boş verin %20'yi %10 civarında bir rakam tutturursanız 1 milyon 174 bin dolarla 20 yıl sonunda emekli oluyorsunuz. Bu sayıları büyütürseniz tabii çok daha iyi yerlere gelinebiliyor. Benim yatırımcı tecrübem bunu şunu söylüyor. Özellikle ben Amerikan borsalarına tabii daha odaklanmış durumdayım. Yani yıllık %20 getiri Amerikan borsalarına çok zor değil. Hani bırakın pasif endeks fonlarını biraz hisse senetlerine giderseniz birkaç doğru hisse senedi size bundan çok daha yüksek sayıları sağlıyor. Her yıl belki değil bazı yıllar elbette zarar ediyorsunuz ama 20 yıllık ortalamada bunlar getiriliyor. O halde biraz da yatırımcılık öğrenmemizde büyük fayda var. Her gün neredeyse burada video yapıyorum daha iyi yatırımcılar olmanız için. Ben tabii bir alana odaklandım diyeyim. Amerika'daki teknoloji firmaları başka yatırım alanları da var. Bu konuda kendinizi geliştirip finansal okur yazarlığınızı kuvvetlendirdikçe bu sayılar hayal bile değiller. Tabloyu linkte paylaşıyorum kendiniz de oynayabilirsiniz. İşe bile de tersten bakalım. Kendinize bir hedef koydunuz. Şu kadar param olsa ben bir daha çalışmam dediniz. O neye göre hesaplanır o da ayrı bir mesele ama varsayalım ki böyle bir hesap yaptınız. Bu içinde güzel bir yine web sitesi var. Omni Calculator diye geçiyor. Bunu da linkini aşağıya bırakacağım. Burada TL diyor ama fark etmez yani. Bu para birimi olarak bakmayın buna. Herhangi bir para biriminde birleşik faizde aylık düzenli tasarrufun ne kadar getiri sağlayacağını burada görüyorsunuz. Yine diyelim ki başlangıçta hiç paranız yok. Sıfırla başla. TL gibi değil de bunu dolar olarak okuyu değiştiremedim bunu maalesef. Ve kenara ne yapıyoruz? Bin dolar atabiliyoruz diyelim. Eğer 1 milyon dolara ulaşmak istiyorsanız kenara bin dolar atıp %4 gibi faiz elde ediyorsanız 36 yıl çalışmanız lazım. Hadi ne yapalım biz bunu geri %10'a çekelim. 22 yıl sonra emeklisiniz. Eğer bunu %10 değil de %15 yaparsanız bu 17 yıla iner. Eğer bunu 1000 dolar değil de 2000 dolara çıkarırsanız 13 yıl sonra 1 milyon dolarınız var kenarda. Çok da imkansız bir tablo değil. Çünkü pek hala akıllı tunu koparan birisi ayrı kenara 2000 dolar atmanın yollarını bulabilir. Bu kadar global bir dünyada bu kadar iş fırsatı varken ve bir yandan da %15'lik getiri de inanın bana çok yüksek bir getiri değil. Biliyorum bazılarınızda bu sayılar imkansız gibi gözüküyor ama bu sayılar mümkün ve ben YouTube kanalımda sizlere hem para kazanmanın yollarını göstermeye çalışıyorum hem de iyi getiri elde etmenin. O yüzden beni takip edin ama benden başka bir sürü başka bu konuda iyi içerik üreten Türk ve yabancılar da var. Onları takip edin ve kendinize bir program koyun. Evet şu anda belki 1000 dolar atamayacaksınız 100 dolar atarak başlayın. Çünkü kariyerinize ilerledikçe özellikle genç arkadaşlar için söylüyorum o 100 dolara artırmak gün olacaktır. Daha fazla parayı kenara atabilir hale geleceksiniz. Baktınız ki yeterli parayı kenara atamıyorsunuz o zaman işinizi değiştirmeyi, kendinizi geliştirip daha başka bir kariyere sıçramayı, küçük bir yan iş kurmayı düşünebilirsiniz. Çünkü finansal özgürlük herkes için mümkün. Evet. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarınızı aşağıya ekleyin. Siz ne kadar para atabiliyorsunuz kenarda? Kaç yaşınızda finansal özgürlüğe ulaşmak istiyorsunuz? Bu sayılar kafanıza yatıyor mu? Her iki linkte yani hem tablonun hem de bu şu anda görmekte olduğunuz web sayfası linki de aşağıda olacaklar. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Para biriktirin. Finansal özgürlüğe bir an önce ulaşın.